Berlin Almanya'dan ve Almanya Elektrik Tesisatı'ndan herkese selamlar ve hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı sabahlar. Biz şimdi videonun başında da gördüğünüz gibi 4'ü yaklaşık biraz geçe kalktık, kahvaltımızı yaptık, hazırlandık, evden çıktık. Yaklaşık olduğumuz yere 3 saatlik bir mesafeye gidiyoruz. Daha doğrusu işe gidiyoruz değil mi? Evet, işe gidiyoruz. Şimdi orada iş yeri geçici olarak diyeyim, orada bir inşaat aldı, o inşaatı yapıyor. Birkaç haftadır zaten kendisi oraya gidiyordu yalnız. Onda kalıyordu otelde. Şimdi bu hafta beraber gidiyoruz. Ben de ona yardımcı olarak gidiyorum bu hafta. Asistanım. Kağıt kürek işlerini yapacağım. Evet, kağıt kürek işlerini yapacağım. İşte ona bazı şeylerde yardım edeceğim. Bu ne tür bir iş onu da size gittiğimiz zaman gösteririm. Şu an yol bu durumda. Çok sisli, ondan sonra yağmurlu, hafif böyle yağmur da var. Yollarda buzlu ve yaklaşık biz 3 saat bu yolda gideceğiz. Allah yardımcımız olsun diyelim. Şimdi giderken arada bir video çekeceğim ve gittiğimiz zaman da nasıl bir iş yapacağız onu da sizlere göstereceğim. İlk defa benim için de bir iş deneyimi olacak. Allah yardımcımız olsun diyorum. Biz saat 5.30'da yola çıktık. Şu an saat 5:46 geçiyor. Bakalım kaç saatte oraya gidebileceğiz. Ama bayağı da bir yağmur da var. Şu an gördüğünüz gibi trafik bayağı yoğun ve herkes işe gidiyor genelde. Çünkü bizim Almanya'da işler böyle sabah çok erken saatte yollara çıkıyoruz. Biz sana şimdi bugün erken kalktık diyoruz ama genelde zaten Almanya'da işe gitmek istiyorsanız sabahçıysanız özellikle 4.30-5'te kalkmanız lazım zaten. 6'da genelde iş başı yapanlar oluyor veya vardiyalı çalışanlar var. Onlar daha da erken gidiyor. Ve de farklı farklı. Bu arada da oldu ya. Sokak röportajlarında. Evet. Almancılar. Yani Almanya'da geliyorsunuz. 19 liraya euro bozuyorsunuz falan. İşte her sabah böyle ekleyiniz hafta. Senede 3 haftası Türkiye'ye gidiyoruz. Bunu da çok gören sokaklar maalesef. Ya işte onu da çok görenler var derken ama onlar da diyorlar ki beğenmiyorsan gel. Ama şunu da söyleyeyim. Yani beğenmiyorsanız gelin demek kolay da. Orada bile insanlar mesela Türkiye'de olduğunuzu düşünün. Mesela orada çalışıyorsunuz. Aslında kendi şehriniz orası değil mesela. Çok insanlar mesela kendi köyünden, şehrinden uzakta çalışanlar. Onlar bile hemen bırakıp geri dönemiyor yani kendi köyüne. Mesela farz et İstanbul'da çalışıyorsun. Diyorsun ki ya burası çekilmez artık. Ben işte köyüme döneyim. Ya işte ben kendi yaşadığım şehre döneyim. Orada bir iş bulurum deyip dönen kaç kişi var acaba? Yani kolay değil öyle. Yani bir şey aynı ülkede şehirden şehire gidemezken bir ülkeden başka bir ülkeye tekrar geri dönüp her ne kadar memleketin dahi olsa tekrar yeni bir hayat sürmek kolay değil. Özellikle de yaşı biraz böyle ilerlemiş olanlar için diyelim. Siyaset yapmayalım. Neyse biz arada dediğim gibi yola bir çekerim. Görüşürüz. Ama her yerinde var. Stuttgart çok sönük bir şehir yani. Ne
Neye nazaran? Frankfurt'a nazaran. Frankfurt'a nazaran biraz sönük bir şehir. Daha sakindir. Çok sakin. Yani içine kapalı bir şehir. Frankfurt desem dünya şehri yani. Frankfurt'ta belki yabancı mı daha çok var acaba? Ya bilmiyorum, olabilir. Frankfurt'un büyük fuarı var. Dışarıdan çok insan var Frankfurt'ta. Olabilir. Çocuklar biraz çıkmayan bir şehir. Ama zengin bir şehir. Aynı. Evet. Yani Mercedes'in merkezi burada. Porsche'nin merkezi burada. Biz Frankfurt'a alıştığımız için. Biz alıştığımız için. Gökdelenler falan orada olduğu için. Yani bütün yabancı milletler çok var yani. Bankalar yüzünden. Yani şöyle diyeyim. Stuttgart bana bir kasaba gibi geliyor. Zaten Almanya'da her yer şehir gibi yani. Bir mesela bir İstanbul mesela kocaman bir şehir değil mi? Burada öyle büyük bir şehir yok zaten. Bunun en ufak bir köyü bile bir kasaba tarzı ya. Şimdi şehir merkezine geldik. Şehir merkezine daha gelmedik. Şehrin içine girdik sayılır yani. Yüksek binalar artık görünmeye başlandı. Ama hemen şu arka tarafta, arka demeyeyim yan tarafta da üzüm bağları varmış. Enteresan. Yani şehrin kenarlarını hiç bozmadan hala bir şekilde tarıma devam ediyorlar. Türkiye'de olsaydı hemen oraya siteler yapılmaya başlardı. Oranın sahipleri hemen satar ve siteleri kurmaya başlarlardı tabii ki. Burada da bu var işte. Doğayı çok fazla bozmadan yapıyorlar yapacaklarını. O yüzden görsellik güzel. Yani göze hoş geliyor. Tabii ki şimdi araba merkezine geldiğimiz için hep böyle sık sık araba galerileri var. Bakalım Porsche'nin son modelini görebilecek miyim? Şimdi geldik. Arabamızı bir yere park ettik. Çalışacağımız yere doğru gideceğiz. Arabayı uzak bir yere park etmek zorunda kaldık. Çünkü yakın yerlerde izin vermiyorlarmış. İnşaatın kenarında. Burada bayağı kar var ve yollar da çok buzlu. Çok dikkat etmek lazım. Konteynerden bakacağız birkaç bir şeye. Sonra dairelere geçeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Şu binalar yani. Yapılan binalar. İleride bir sürü. 250 daire. Böyle malzeme dolapları var. Elektrikçiler için lazım olan şeyler. Burada su ısıtıcısı işte. Ufak bir mutfak tarzı bir şey var. Tabii ben de yukarıda benim işim asıl. Orada eşim bir şeyler yaparken ben de yazacağım, çizeceğim. Veya bazen o yazacak, çizecek. Ben işte söyleyeceğim, okuyacağım. Öyle zaman geçireceğiz burada. Şöyle de göstereyim. Bugün ayın 19'u. 19 Aralık 2022. Şimdi çalışacağımız yere doğru gidelim. Bayağı bir buz tutmuş her yer. Çok kötü. Ne taraftan gidiyoruz? Orada böyle yüksek bir bina var. Asansör de var değil mi bu binalarda? Evet, dairemize giriş yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcacık o. Şöyle bir hemen göstereyim. Daireler gayet güzel, geniş, balkonlu. Her şeyleri bitti. Sadece elektriklerdeki akım ölçülerini yapmak için geldik. Bir oda daha var. Burada bir oda daha var. Biraz çapraz gibi ama. Burada bir tane daha. Burada da şöyle bir tane daha var. Şurası lavabo herhalde. Buraya bakmadım. Burada da lavabolar, banyo. Burası da giriş.
Orada da tuvalet var. Bu bayağı büyük daire. Bazıları tek odaymış. Bazıları birkaç oda. Zannedersem burası mutfaktır. Almanya'da biliyorsunuz mutfaklar yok ama bu binalarda yapılan dairelerin hep mutfakları da içerisindeymiş. Normalde Almanya'da mutfak dolapları olmuyor. Kendiniz taşınırken getiriyorsunuz hep mutfak dolaplarını. Ama burada yeni daireler bittiği zaman mutfaklarıyla beraber bitiriyorlarmış, vereceklermiş kirayı o şekilde. Balkonları da güzel. Şu karşıdaki binalar da buraya ait. Burası da 250 daire. Dediğim gibi eşim burada çalışıyor. Yani buranın elektrik işlerini sorumlusu. Şimdi ben de bugün ona yardım etmeye geldim. Bugün değil sadece, başka günler de yardım edeceğim. Belki bir iki ay buralardayız. Bunların artık hepsini tek tek kontrol edip ölçüyorlar. Gördüğünüz gibi o kadar çok priz var ki gerçekten. Burası mutfak. Her yerde üçer bir sürü. Bir de şimdi her şey elektrikli olduğu için bu panjurlar da elektrikli. Onların da ayrıyeten düğmeleri var. İnternet düğmeleri var. Evet, masam bu. Sandalyen de bu. Hı hı. Burada galoşlarım var. Aha, şunlar da galoş. Evet, aslında galoş giyelim. Pislenmesin diye. Çünkü artık evin her şeyi bitmiş. Sadece kontroller yapalım. Laminat gibi çıkılacak parke. Yani. Evet, parke. Bu ağaç kolay çizilmez herhalde. Çizilir mi? Farklı. Sonuçta niye çizilsin? Biz niye çizelim? Yani. Gezdin mi galiba? Aha, gezdim, gösterdim. Lavaboları falan. Bu şekilde bayağı büyük, güzel. Bu daire büyük zaten, onu söyledim, belli zaten. Şurası kiler gibi mi? 2-3 ay kiler burası. Evet, bu Almanlarda mutlaka bir ufak da olsa bir kiler oluyor. Bu da çok iyi bir şey. Burasını kiler olarak kullanabiliyorsunuz. Ve evlerde genellikle buna çok dikkat ediyorlar. Şimdi sigorta dolapları hemen burada. Buraya da masamı hazırladım. Eşim şimdi bana gösterecek nasıl yapacağımı. Masamı gösterirsin sonra. Ben bunları böyle yazacağım, çizeceğim. O bana söyleyecek, ben yazacağım yani. Buradan sigortaları attıracağım. O oradan tekrar deneyecek. O kendi kendine tekrar olacak falan derken biri lazım yani onun yanında çalışması için. O da en iyi benle çalışır. Evet, çünkü elemanların hepsi izine gitti. Evet, burada şimdi Noel tatili olduğu için 3-4 hafta gelmeyecekler. O zamanı benle telafi edecek yani. Şantiyeleri getirmem ama... Evet, normalde şantiyeleri de evet benimle işim var ama burası daireler ve kimse de yok. Gayet de güzel yani. Ben kendim, da çek. Ben kendim gelmek masanı istedim. Görsünler, sandalyeni de görsünler. Evet, sandalyem arkada kaldı ama kapanıp açılan sandalyelerden, o da güzel. Evden getirdik zaten bunları. Evet. Şimdi bu ne? Bu ölçüm aleti. Ölçüm aleti. Bütün prizleri ölçüyoruz. Sigortalar çalışıyor mu çalışmıyor mu istediğimiz gibi. Bunların hepsini ölçüyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Bu kayıt altına almak mecburiyetindeyiz çünkü... İnsanlar yaşayacak burada. Evet, bir yani sorun olduğu zaman da burada numaralar falan var. Orada hemen hangisinde sorun olduğunu anlayabilecekler yani. İnsanlar yaşayacak burada. Allah muhafaza. Ondan sonra kayıt altına alıp imzamızı atacağız. Bunu da en son apartman sahibi artık buranın görevlisine verilecek. Burada zaten tek tek yazmış neyin ne olduğunu. Bunlar mecburuz, almaya da mecbur. Şimdi makinenin kablolarını takıyorsun. Toprak kattı, sıfırlama, bir de faz dedikleri, onu takıyorum. Sonra da onu bunları prize takıyorum işte, her prize. Ondan sonra kaçak akım röleleri var. Aha. İnsan kuruyor. Bu kaçak akım röleleri üstünde değişik sayılar var mesela. Nasıl anlatayım sana? İlk önce kaç milisaniyede attığını ölçüyoruz. Yani bu üstünde yazılan saniye gerçekten de uyuyor mu buraya? Anladım. Mesela 0.27 saniyede atması lazım. En fazla burada 30 saniyede atması lazım insanı koruması için. Gerçekten atıyor mu, atmıyor mu? Prizlerimizi doğru bağladık mı, bağlamadık mı? Anladım. Ondan sonra kaç amper geçiyor? Buradan da en fazla 0.03 amper geçmesi lazım ki hemen atması lazım. Anladım. Onu ölçeceğiz. Bir de kablomuzu ölçeceğiz. Kablomuzun direncini ölçeceğiz.
Mesela kablolardan 220 volt geçiyor ya. Evet. Biz kablomuza 500 volt veriyoruz. Hı hı. 500 volt kaldırabiliyor mu diye. Hı hı. Nasıl bunları hepsini kaydediyoruz buraya. Evet. Olay bu. Evet. Açayım mı? Şimdi deneme yapıyoruz. Önce tabii ki. Evet, şimdi bu attı diyelim yani aşağıda. Kaçak akım rölesi. İnsan koruması için. Evet. Aç onu. Onu açacaksın. Şimdi tekrar. Tekrar attı. Evet. Tekrar açıyorum. Evet, açıyorsun. Ondan sonra daha değişik ölçümler yapacağım. Bu sadece denemek için de. Tamam. Tutuyoruz. Neden yapıştırıyorsun? Hangi şimdi? Sigortalar hangi odaya ait? Aslında biliyorum ama şimdi 250 dairede bazı değişiklikler oluyor. Her daire birbirine benzemediği için mesela bu oturma odası yazıyorum, bu yatak odası diyorum, bu çocuk odası diyorum. Bilinsin. En sonunda da ben elle kaydettikten sonra bilgisayarda güzel yazılacak, kapağa yapıştırılacak buraya. Hı hı. Müşteri görsün, ha şu sigorta şuraya ait, bu sigorta buraya ait diye. Bunu şu an elle yazıyoruz. Bunları sen yazacaksın sonra, tamam mı? Sıfır nokta 81. Evet. 293. 21. F02 gene Vansima'ya ait. Oturma odasına. Böyle bütün prizleri kontrol edeceğiz. Dediğim gibi ben yazı işlerinden sorumlu. Şimdi bir sayfayı neredeyse bitirdim. Oturma odasını, mutfağı, ara koridoru, holü değil mi? WC'yi yaptık. Şimdi iki tane oda var, orayı yapacağız. Nasıl yapabiliyor muyum? Anlamış mıyım? Çok güzel, çok güzel. Evet, burada yazıyorum, çiziyorum. Burada sigortalar var. Sigortalar üzerinde sigorta numaraları var. O numaralardan takip ediyoruz teker teker. Elektrikçiler biliyordur bu işi de. Ben şimdi ilk defa yaptığım için. Bu da değişik bir deneyim oluyor benim için. İleride belki bu işi ilerletirim, kariyer falan yaparım. Bahçeden elektrik işine dönüş yaparız. Bahçe işlerinden yani. Evet, bugünlük işimiz bitti. Artık ne diyor? Fire abant mıydı? Paydos. Paydos yaptık. Şimdi otelimize doğru gideceğiz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet, bugünlük işimiz bitti. Şöyle binaların dıştan görünüşünü de bir göstereyim. Bunları da yapacağız inşallah. Öyle diyelim. Benim için de ilk iş günü, tecrübemi de yaşamış oldum. Ya, İşim kolaydı. Rahattı, çok rahattı. Ha? Oturduğum yerde. Allah her zaman bir o işi yaptım. Allah her zaman herkese böyle güzel nasipli işler nasip etsin. Amin, güzel işler amin. Nasip etsin. Tuvaletimiz var. Sıcak içerisi. Önemli olan mutfak, tuvalet, işte şunlar bunlar. Kimse yok. Mutfak evet. Bile var içinde. Evet. Dairelerin içinde. Hangi daireyi beğeniyorsan kullan kardeşim. Aynen. Evet, şimdi biz otelimize gidelim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.